Söz Taraftar'da programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Fenerbahçe'miz Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bizler de Kasımpaşa'yı konuk edeceğimiz karşılaşma öncesinde sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini alacağız. Evimizde Kasımpaşa'yı ağırlayacağız. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? İnşallah Fenerbahçe'ye bu sene beklediğimiz yıl bu sene şampiyonluğu alacağız. Bütün temennimiz odur. Fenerbahçe ruhu geri geldi. Rize maçında ikinci yarı bilhassa. Maçı baştan sonuna kadar izledim ve son 3 golde de Mert Hakan'ın çok büyük başarısı vardı. Hatta orada Serdar Dursun acaba niye koydu diyorduk, eleştiriyorduk içimizden. Bütün taraftarlar da öyleydi. Fakat bu sahanın ağır zeminin adamı. Gerçekten her ikinci yarıda giren 3 tane futbolcu maçın kaderini değiştirdi. Bu maçı alacağız. İllaki şampiyon olacağız. Bileğimizin hakkıyla şampiyon olacağız. Şu bir gerçek, bazı spor yazarları diyor ki, ya diyor Türkiye'de diyor, sanki diyor Galatasaray oynarken diyor farklı, Fener'e oynarken diyor aynı Barcelona gibi oynuyorlar diyor. Bu neden acaba yani? Fenerbahçe bileğin hakkıyla şampiyon olacaktır. Tek temennimiz hakemlerin iyi bir yönetim yapılsın, adaletli bir yönetim yapılsın. Bizim beklediğimiz odur. İsmail Kartal'ın da performansını beğeniyorsunuz anladığım kadarıyla. İsmail Kartal duruşuyla, beyefendiliğiyle, adamlığıyla tam Fenerbahçe'ye teknik direktörlük yapacak kişidir. Onun ben gençliğinde futbol oynadığı zamanları da çok iyi biliyorum. Ve beklentimiz Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. İnşallah şampiyon yapar, uzun zaman Fenerbahçe'de başarılı olur. Kasımpaşa maçına dönersek bir skor tahmininiz var mı? Kaç kaç biter sizce? Vallahi 3-0 kesin alacağız. Golleri kimlerden bekliyorsunuz? Batshuayi büyük ihtimalle ilk 11'de oynayacak. İrfan Can ilk 11'de oynayacak. Takip ediyoruz çok yakından. Üçüncü de kim atar diyeyim? Serdar Dursun girerse o atar diyeyim. Yani ikinci yarı koyabilir büyük ihtimalle onu. Büyük ihtimalle 3-0, 4-0 alacağız bu maçı. Fenerbahçe bence rahatlıkla bu maçı alır. Hem kadromuz açısından hem de yani Kasımpaşa çok fazla kaliteli bir kadrosu bu sene olmadığı için Fenerbahçe bence rahatlıkla alır bunu ya. Skor tahmininiz var mı? Bence maç 2-1 ya da 2-0 biter diye düşünüyorum. Golleri kimlerden bekliyorsunuz? Bence Szymański oynarsa Szymański, bir de Dzeko atar diye düşünüyorum. En sevdiğiniz oyuncu kim? En sevdiğim oyuncu Szymański, ikincisi de Fred. Nasıl buluyorsunuz bu sezon takımımızı? Ya Fenerbahçe bu sezon gerçekten çok güzel oynuyor. Gerçekten artık bu sene şampiyon olmamız gerekiyor. Çünkü hakkını fazlasıyla veriyoruz ve çok güzel de mücadele ediyoruz. Her zaman olduğu zaman Fenerbahçe'nin hakkı yıllarda yeniliyor ve 10 senedir şampiyon olamıyoruz. Hani bence bu Türkiye'de iyi futbol oynadığınız zaman bir yerlere gelemiyorsunuz bence. Hakem kararlarını görüyorsunuz. Her sene aynı biri oluyor. Fenerbahçe oynuyor. Tam şampiyon olacağız derken hakemler çıkıyor. Yanlış kararlar. Yani gerçekten şunu unuttum samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe kadar hakkı yenilen hiçbir takım yoktur. Kesinlikle bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fenerbahçe hani gerçekten hakkını bu sene veriyor. İnşallah hakem olmazsa yani inşallah bu sene olacağız ya. Çok istiyoruz ve gerçekten de takım mücadele ediyor. Bence bu sene Fenerbahçe üstünde bir takım ben göremiyorum. Hani Galatasaray falan diyorlar, bence Galatasaray'a denk değil. Fenerbahçe süper oynuyor. Sadece dediğim gibi hakem hataları olmazsa Fenerbahçe'nin rahatlıkla şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Zaten hani hakemlerle alakalı olmasa Fenerbahçe zaten 10 senedir geliyor. En sonunda hakemler çıkıyor. Saçma sapan şeyler veriyor, kararlar veriyor. Adamların bütün enerjisini, her şeyini kaçırıyor. Ama dediğim gibi bu sene şeytanın bacağını kıracağız. Kesinlikle olacağız. Evimizde Kasımpaşa'yı ağırlayacağız. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Yenecek Fenerbahçe tabii ki. Yani yenmesi gerekiyor. Skor tahmininiz var mı? 3-0, 3-1. O civarlardı. Golleri kimlerden bekliyorsunuz? Yani Kahveci oynarsa Kahveci'den beklerim. Cengiz oynarsa Cengiz'den beklerim. Ceko'dan beklerim. Hepsinden beklerim ya, takım full. Favoriniz var mı takımda? Favorim, hepsi favorim ya. Herkes golcü diyor. Herkes golcü. Evimizde Kasımpaşa'yı ağırlayacağız. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ben Fenerbahçe'nin bu maçı kesinlikle alacağını tahmin ediyorum. Fenerbahçe bu sene farklı bir futbol anlayışı var. Uzun yıllar şampiyon olmamasının nedenini ben şanssızlıklara bağlıyorum. Gönlümden kopan tek düşüncem bu sene Fenerbahçe'nin bu şanssızlığa son vermesi. Dolayısıyla şampiyon olmasıdır. Bence Kasımpaşa maçı çok farklı geçecek. Skor olarak ben
3 veya 4 farklı bir skor bekliyorum. Kimlerden bekliyorsunuz golleri? Özellikle Kahveci, Edin Dzeko, ondan sonra Tadiç. Yani forvet attı güçlü Fenerbahçe'nin. Biz çünkü Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe farklı bir camiadır, farklılıktır. Fenerbahçe tutulmaz, Fenerbahçe doğulur. Çok güzel bir maç olacak. 3-0 Allah'ın izniyle maçı kazanacağız. Bu sene de İsmail Kartal'a çok güveniyoruz. 12'de 12 yapıp yolumuza devam edeceğiz inşallah. Golleri kimlerden bekliyorsun? İki tane Dzeko atar, bir tane Szymański atar. 3-0 biter. İzliyor musun, seyrediyor musun maçları? Evet, gidiyor musun? Maçları izliyorum, seyrediyorum ve gidiyorum. İrfan Can'ın performansını nasıl buluyorsun? İrfan Can bu sene çok iyi. Harika bir kariyer. Mükemmel bir ayaklarıyla çok iyi. Vallahi inşallah bir Alanya maçı gibi olmayacak. Öyle düşünüyorum. O bir kazaydı. Ama bu defa bir patlama bekliyorum. Özellikle Szymański'den bekliyorum. Çünkü bayağı bir durdu. Ondan bekliyorum. İnşallah ineceğiz. Kaç kaç biter sizce maç? Ben bir 5-1. Çünkü Kasımpaşa'da çok çabuk gol yiyen bir takım. Fenerbahçe'de belli zaten. İnşallah bir Szymański patlaması bekliyorum. Golleri kimlerden bekliyorsunuz Szymański'den başka? Edin Dzeko atsın artık. Biraz arayı da açsın. Ama Szymański ve İrfan Can. Nasıl buluyorsunuz İrfan Can'ın performansını? Bu sene gerçekten bizi çok yanılttı ve tebrik ediyorum yani. Peki nasıl bu sezon Fenerbahçe'yi izlemek? Vallahi çok izliyorum ama bazen de üzülüyorum. Bazen uykusuz bırakıyor ama yine de iyi ki Fenerbahçe'deyiz. Hele Zafer'in Rengi filminden sonra daha çok gururlandım. Beğendiniz mi seyrettiniz? Müthiş. İki defa gittim. Hatta bir defa daha gideceğim. Bu defa çocuklara söz verdim. Onlarla birlikte gideceğim. Bir de kızımın biri Galatasaraylı. Onu da götüreceğim. Seyretsin yani. Fenerbahçeli olarak bayıldım diyorsunuz o zaman. Bayıldım, mümkün değil yani, ben gururlandım yani. Hatta yani ağladım yani diyebilirim. Evimizde çok rahat geçmesini beklediğimiz bir maç. Kasımpaşa son zamanlarda formda olsa da 3-0 skor olarak 3-0 bekliyoruz. Golleri kimlerden bekliyorsunuz? Tabii ki Dzeko. Nasıl buluyorsunuz bu sezon Fenerbahçe'yi? Şimdi harikayız. Nazar değmesin. Allah nazarlardan saklasın. Çok iyiyiz gerçekten. Gümbür gümbür Fenerbahçe. Şampiyon da olacağız inşallah. İnanıyoruz yani. Bu sene o sene. Beklediğimiz sene. Yıllardır beklediğimiz sene o sene. İsmail Kartal'ın performansını nasıl buluyorsunuz? Harika, harika hocamız İsmail. Yerli hoca olarak harikayız. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Fenerbahçe'nin her zaman bütün takımlara göre benim için üstünlüğü var zaten. Bu maçı da çok rahat alacağını düşünüyorum. Zaten Fred de sakatlıktan döndü. Kasımpaşa maçına hazır diye duyduk. İnşallah doğrudur. Fred'in olduğu maçta tam kadroyla inşallah 3 puan alıp çıkacağız. Kaç kaç biter sizce maç? 2-0, 2 farkla biter diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Golleri kimlerden bekliyorsun? Fred'de ve Tadiç'ten göremiyoruz o zamandır. Tadiç ve Fred'den bekliyorum. Nasıl buluyorsunuz bu sezon Fenerbahçe'yi? Ya bu sezon, yani her sezon iyi aslında ama bir türlü sonunu getiremedik şimdiye kadar. Ama bu sefer inşallah bu sene inanıyoruz. Uzun yıllardır bekliyoruz. Bağdat Caddesi'nde bu sene şampiyonluk kutlamak istiyoruz inşallah. Sonu güzel bitecek umarım. İsmail Kartal'ın performansını nasıl buluyorsunuz? Ya zaten İsmail Kartal Fenerbahçe'nin çocuğu. Hepimiz biliyoruz, seviyoruz. Bence 2-0 biter. Yine Fenerbahçe alacağını düşünüyorum. Gollerini de Dzeko atar. İrfan Can Kahveci atar. Yani yine başarılı olacaklarını düşünüyorum bu sezonda. Sizce kaç kaç biter maç? Ben de aynısını düşünüyorum. 2-0 biteceğini düşünüyorum. 3-0 diyorum. Szymański. İlk yarı bir de Ferdi'den gol bekliyorum. Artık ben uzaktan çok deniyor. Bir de İrfan Can atacak diye düşünüyorum. Yani üstte olursa çok memnun oluruz. İsmail hocamız zaten bizim yani dedemiz babamız sayılır. Biz bu aşkı kalbimize gömdük. Bu sezon Fenerbahçe'yi izlemek çok güzel, bize şeref veriyor. Yani benim Galatasaraylı arkadaşlarım da var, Beşiktaşlı arkadaşlarım da var. Onlar da yani zevk alarak Fenerbahçe maçını izliyor. Çünkü kurduğumuz oyun, yani girdiğimiz ataklar falan gerçekten süper. Yani bu sene şampiyonumuz olmak istiyoruz. Türkiye, yani sadece İstanbul'da değil, şampiyon olursak dünyanın yani ışıklar altında olacağını düşünüyorum. Şu köprüyü de artık bir sarı lacivert görürsek başka bir isteğimiz yoktur. Tüm maçları seyrediyorsun. Evet, tüm maçları seyrediyoruz. İrfan Can Kahveci'nin performansını nasıl buluyorsunuz? İrfan Can Kahveci'nin performansı çok iyi. Serdar Dursun da geldi aramıza. Serdar Dursun'u İsmail Hoca aldığında biraz sıkıntı çektik. Yani korktuk maçı izlerken ama yaptığı golle bizim gönüllerimize tekrardan girdi.
Söz Taraftar'da programının sonuna geldik sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin Kasımpaşa'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini aldık. Fenerbahçe'mize çıkacağı maçta başarılar diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Fenerbahçe'nin sunduğu Söz Taraftar'da sona erdi.